Kanuni Sultan Süleyman'ın şahsiyeti. Zigetvar'da 13. sefer esnasında 6-7 Eylül gecesi 1566 yılında vefat eden Kanuni Sultan Süleyman Han iyi bir komutan, teşkilatçı, devlet adamı, halife ve ediptir. Vakur, azim ve irade sahibiydi. Adam seçmesini ve yetiştirmesini gayet iyi bildiğinden devlet kadrosunda kıymetli şahsiyetleri vazifelendirdi. Müsamaha sahibi olmasına rağmen din ve devlet aleyhine hareketleri affetmezdi. İleri görüşlü olup anlayışı kuvvetliydi. Milletin ve askerin psikolojisini iyi bildiğinden çok sevilirdi. Hayatı seferden sefere koşmakla ve savaş meydanlarında geçmiştir. 46 yıl süren hükümdarlığında İslamiyet'i yaymaktan başka bir şey düşünmedi. Bu düşüncesini halazadesi Gazi Malkoçoğlu Bali Bey'e yazdığı mektup çok güzel ifade etmektedir. Kanuni Sultan Süleyman'ın gençlik çağında 1526 yılında kazanmış olduğu Mohaç Meydan Muharebesi'nde Macar ordusunu arkadan çevirerek onu tamamen mahveden Semendire Sancak Bey'i Bali Bey, Mohaç Harbi'nden yıllar sonra kendinde mevcut olan ve Sancak Beylerinin alameti bulunan iki tuğun üçe çıkarılmasını rica ederek padişahtan bir tuğ daha istemişti. Terfi ve terakkinin muayyen yaşı, kıdem ve hizmet mukabilinde olduğunu bilen Kanuni Malkaçoğlu Vali Bey'e şu cevabı vermiştir. Yadigarım ve muhterem lalam Gazi Vali Bey, merhudar olasın, yüzün ak olsun. Bizden bir tuğ dahi arzu eylemişsin. Henüz bir tuğ zamanı değildir. Sana Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin fetih tuğunu verdik. Bu ihsan üzerine iyilik olmaz. Bunun şükrünü bilip yerine getiresin. Bilesin ki bey olmak iki kefeli terazidir. Bir kefesi cennet, bir kefesi cehennemdir. Bir an adaletle hükmetmek 70 yıllık ibadetten eftaldir. Ahireti hatırından çıkarmayasın. Serasker olduğun yerlerde ve hükmünün geçtiği mahallelerde zulüm ve düşmanlık etmekten şiddetle sakınasın. Ahirette bize hitap olunursa senin yakana yapışırım. Ol vilayetleri kılıcımla fetheyledim demeyesin. Memleket Allahu Teala Hazretlerinindir. Sakınıp nefsine gurur getirmeyesin. Fetholunan kalenin mal ve erzakını hep beytulmal için almışsın. Buna rızayı hümayunum yoktur. Beşte birini alıp geri kalanını İslam askerlerine dağıtasın. İslam askerlerinin ihtiyarlarını baba, orta yaşlarını kardeş ve gençlerini oğul bilesin. Babalara hürmet, oğullara şefkat gösteresin. İslam askerlerine hiçbir veçhile zorluk çektirmeyesin. Nimeti bol veresin. Eğer hazinen tükenirse buraya bildiresin ki sana 1-2 bin kese göndermekten aczim yoktur. Halkın fakirlerini büyük vazifelerle rencide ettirmekten şiddetle kaçınasın ki bizim halkı rahat görüp küffar halkı imrensinler. Meyil ve muhabbetleri bizim tarafı olsun. Bir kimseyi hizmetinde kullandığın zaman da sakın evvelki haline itimat etmeyesin. Çok kimseler vardır elinde fırsat olmadığı zamanda zahitlik ve iyilik yüzü gösterip
eline fırsat geçtiği zaman Firavun ve Nemrut olur. Ol kimseleri tecrübe edip göresin. Eğer evvelki hali son haline uygunsa hizmetinde kullanasın. İmdi ey Gazi Bali Bey, sana dahi nasihatim odur ki atın yürüdüğünü, kılıcın keskinini ve beyin bahadırını saklayasın. Allahu Teala Hazretleri yolunu açık ve kılıcını keskin eyleye ve seni küffar-ı haksar yerine mansur ve muzaffer eyleye. Fransa Kralı François'nın Pavia Muharebesi'nde Almanlara esir düşmesi üzerine annesi vasıtasıyla Sultan Süleyman'dan yardım istedi. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman'ın krala gönderdiği mektup onun Avrupa devletlerine bakış açısını ifade etmektedir. Ben ki Sultanlar Sultanı, Hakanlar Hakanlı, hükümdarlara taç veren Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Rum'un ve Dulkadir vilayetinin ve Azerbaycan'ın ve Acem'in ve Şam'ın ve Halep'in ve Mısır'ın ve Mekke'nin ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve Diyarbakır'ın ve bütün Arap diyarının ve Yemen ve daha nice memleketlerin ki yüce atalarımızın ezici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dahi ateş saçan zafer kılıcımla fetheylediğim nice diyarların sultanı ve padişahı, Sultan Bayezid Han'ın torunu, Sultan Selim Han'ın oğlu, Sultan Süleyman Han. Sen ise Fransa vilayetinin kralı François'sın. Hükümdarların sığındığı kapımın eşiğine uzattığın tezkereden malumum oldu ki memleketinin toprakları düşman tarafından zapt olunup sen dahi şu anda onlar elinde esir bulunmaktasın ve kurtulmaklığın için bizden yardım dilemektesin. Bütün dünyanın sığındığı padişahlığıma yakışan ayağımın toprağına maruzatın ulaşmakla her türlü halini öğrenip olan bitenden haberdar oldum. Yüce seleflerimiz, Allah onların kabirlerini nur içinde tutsun, düşmanlarını kahretmek ve sayısız fetihlere ermek maksadıyla her vakit cihat için kılıç çekmek fırsatını kaçırmayıp ben dahi onların açtığı çığırda harekete geçip her günüm zorlu kaleler ve girilmesinde engeller bulunan şehirler fethetmiş bulunmaktayım. O sebepten gece ve gündüz atımız eğerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı Devleti'nin kara ve deniz ordusu dünyada birinciydi. Kültür ve sanat müesseselerinde Kanuni'nin himayesinde kıymetli şahsiyetler yetişip her biri eşsiz eserler verdiler. Devrinde yetişen tefsir, hadis, fıkıh ve diğer İslami ilimlerde Ahmet İbni Kemal Paşazade, Ebu Suud Efendi, Zembilli Ali Efendi, Taşköprülü Zade, Kınalı Zade, Ali Efendi, Celal Zade, Mustafa Bey, Halebi İbrahim Efendi, coğrafyada Piri Reis ve Seydi Ali Reis ile minyatürde ve tarih yazıcılığında Matrak Çinasu, hattattıkta Şeyh Hamdullah'ın oğullarıyla talebeleri meşhurdu. Mustafa Dede, Şükrullah, Ahmet Karahisari, Abdullah Çelebi, Kırımi Abdullah, Küssem, Hasan Çelebi, Nakkaşlık'ta Şahkulu, Tesvip'te Kara Mehmet, Kıncı Mahmut, Mısırlı Hasan, Üstad İbrahim, Galatalı Mehmet, Üstad Osman,
Ali ve Hasan Kefel gibi ustalar yetişti. Ciltçilik, alçı, çini, ayna, hakkaklık, dokuma ve halı sanatları çok ileri seviyedeydi. Bu devirde yetişen Mimar Sinan, Türk İslam sanatının birer şaheseri olan eserler yaptı. Pek çok hayratı olan Kanuni Sultan Süleyman çok eser yaptırdı. Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Şehzadebaşı, Cihangir Camileri, İstanbul'da ve Rodos'ta kendi adıyla anılan bir cami, yine Anadolu, Rumeli ve adalarda muhteşem camiler, medreseler, hastaneler ve yollar Büyük Sultan'dan günümüze kalan yadigarlardır. Bir videonun daha sonuna geldik. Buna benzer daha fazla videonun gelmesi için videomu sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi, eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve paylaşımlarımdan anında haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.